Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere cep telefonlarında kullanılan kamera teknolojilerinden biraz bahsedeceğiz. Malum kameralar cep telefonlarıyla beraber ciddi bir evrim geçirdiler. İlk çıktıklarında cep telefonlarında kamera yoktu, bundan 10 sene, 15 sene önceki modellerde ya da olan kameralar çok düşük çözünürlükteydi. Ama gelişen teknolojiyle beraber artık cep telefonları birer fotoğraf makinesi haline dönüştü. Bu dönüşümle beraber teknoloji de evrimleşti ve artık cep telefonlarımızı sanki birer fotoğraf makinesi gibi kullanabiliyoruz. Şimdi bugünlerde popüler olan bir konu ise çoklu kamera teknolojileri. İlk çıktıklarında telefonlar, hemen şöyle göstereyim, arka üzerinde bir tane kameramız vardı. Kamerasız modellerden bahsetmiyorum tabii. Bu kameralar zaman içinde, yıllar içinde çözünürlükleri gelişti, özellikleri gelişti. İşte Full HD, 4K video çekmeye başladılar ve giderek daha teknolojik hale geldiler. Ancak şöyle bir sorun vardı arkadaşlar. Cep telefonunun alanı küçük olduğu için bu alanda çok fazla bir şey yapamıyordunuz. Yani optik zoom yapamıyorsunuz, işte çözünürlüğü biraz daha arttıramıyorsunuz, alan derinliğiyle oynayamıyordunuz ve hala da bu sorun geçerli. İşte bu sorunu çözmek isteyen üreticiler çoklu kamera teknolojilerine geçtiler ki bunun ilk örneği hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz Honor 10C modelinde de olduğu gibi dual kamera oldu. İkili kamera teknolojileri aslında fotoğraf makinesinde kullanılmaya başlamıştı fakat çok yaygınlaşamadı. Daha sonra cep telefonlarında bu alan darlığından, küçük sensör kullanımı ile ilgili sorunlardan dolayı dual kamera teknolojisi kullanmaya başladı. Dual kamerada aslında şöyle bir yanılgı da var, onu da düzeltmek isterim. İki kamerada aslında fotoğraf çekmiyor arkadaşlar, onu baştan söyleyelim. Kameralardan bir tanesinin ana görevi fotoğraf çekmek, evet, ama ikinci olarak çekilen bulunan kamera ise ağırlıklı olarak alan derinliği veya bazı çözümlerde ise zoom olarak kullanılabiliyor. Hatta şimdi yavaş yavaş artık 3 ve hatta 4 kameralı, yani 4 ana kameralı modellere doğru geçiş yapmaya başladık. Ana kamerası üçlü olan ilk cep telefonlarından bir tanesi Huawei P20 Pro oldu. Gerçekten de çok başarılı fotoğraf çekebilen bir ürün. Hatta biz de incelemiştik, onu da kartlara koyarım. Videosunu da yine buradan tıklayarak da görebilirsiniz. Buradaki 3 kameradan bir tanesi ana kamera görevini görüyordu, bir tanesi alan derinliği için, diğeri de siyah beyaz çekim için kullanılıyordu. Şimdi yavaş yavaş artık 4 kameraya doğru geçiş başladı. Peki 4 kamerada ne olacak? 4 kamerada çeşitli kullanım şekilleri var. Şimdi yakın zamanda Samsung'un tanıtacağı A9S modelinde mesela 4 kamera olması bekleniyor. Burada 2 tanesi geniş açı için kullanılıyor, bir tanesi alan derinliği, bir tanesi de ana kamera olarak kullanılıyor. Ve bu sayede artık hani normalde telefonlarla yapamayacağımız şeyleri de zoom girmek, daha iyi alan derinliği, daha renk doygunluğu, siyah beyazda daha iyi çözümler, renk geçişleri ve ton geçişlerinde daha iyi sonuçlar alma gibi özellikleri işte bu 4 kamerayla beraber hayatımıza girmiş olacak. Öte yandan sadece ana kameralar değil, ön kameralar da çifte doğru gitmeye başladı. Şu anda günümüzde birçok telefonda ön kameralı çift kamera bulunuyor. Henüz orada daha 3 kamera gelmedi bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü ön tarafta o kadar çok ihtiyaç yok buna. Ama ana kamera tarafında hala ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ama muhtemelen yakın dönemde, belki 1 sene içinde, 2 sene içinde ön tarafında da 3 kamera, 4 kamera gibi çözümler görmeye başlayacağız. Peki rakam artar mı? Örneğin şimdi Nokia'nın bir telefonun geleceği iddia ediliyor. 5 kameralı olacağı düşünülüyor bu telefonun. Artabilir gibi de görünüyor. Ancak tabii kamera sayısı arttıkça daha büyük algoritmalar gerekiyor. Daha gelişmiş yapay zeka çözümleri gerekiyor. Çünkü o kadar kameradan gelecek olan veriyi işleyecek işlemcinin de güçlü olması gerekiyor haliyle. Bu bakımdan bu tarz böyle kamera sayısı yüksek telefonların hem ön yüzde hem arka yüzde donanım anlamında da bir parça daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü o kadar kameradan gelecek o verilerin işlenmesi o kadar kolay bir şey değil. Ve onları işlemek için de ciddi bir depolama, ciddi bir işlemci, ciddi bir GPU gücü de gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, bu videoda sizler için halen kullanımda olan ve gelecekte hayatımıza girmesi beklenen kamera teknolojilerini ele aldık. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.